Çok kız. Gururlu kadınları severim. Aferin, aferin, aferin. Melisa iyi misin? Sen de görüşürüz. Melisa iyi misin? Psikolojin mi bozuk? Anlamıyorum bu yaptığın hareketleri. Oktan sonra Melisa. Değişti. Kendi özüne dönüp öz ya resmen. Değildin canım. Hadi mavi giy saçlı kız. Ne? Ne yaptık? İki dakikacık durduk ya. Hadi. Oh, acıdı. Hadi. Hadi. Bana ne oldu? Hayatım 3 kere sordun. 80 kere daha mı cevap vereyim yani? Cevap ver. Söyledim çocuğumuz olduğumuz, bebeğimiz olduğu zaman sen 35 defa soracak. 35. defa da aynı cevap vereceksin. Bebeğimize o cevabı veririm. Ama sen yetişkin bir insansın. Batı sana söz verdi. Ne dedi? Bir daha dedi dışarıda kızlarla fotoğraf çekilmeyeceğim dedi. İşte bak beni takip etmeyeceğim, açıklama yapacağım. İki gün sonra o hatasını anlıyor. O yüzden öyle bir sorun oldu arkadaşım. Ben de sana hatırlatırım. Nur diyeceğim, kendini üzme. Nasıl da 48 saat sonra en fazla Batu kendine gelecek. Tamam mı kanka? Bilgisayar hayallerine geri dönecek. O yüzden artık üzmeyeceğiz kendimizi. İki gün bekleyeceğiz, öyle bir olay olur. Ben Ali'ye karşı hiçbir şey hissetmiyorum ki. Ama böyle tekrar olaydı. Hayır, yapmayacak. Gerçekten içeriye hiç gitmedim. Ben içeriye gitmedim ama onlar buraya gelip selam verebilirdi. Erdem falan verdi ya. Ha, senin ona gidip selam vermeni bekledi demek ki. Ben de selam vereceğim gidip ona ya. Kız halimle ben mi gideyim onun ayağına? Ama misafir. Eve gelen. Öyle düşünüyorum. Yani misafir de orada sonuç itibariyle hani aramızın iyi olmadığı insanlar var falan yani. O onun gelip selam vermesi lazım. Bir zaman düzeltmeye çalışıyoruz. Evet. Ne kaynatıyorsunuz? Ercan ve Ali. Ne yaptı? Ercan not yazmış. Ya Ali not yazmış. Sen okudun mu? Ne yazmış Ercan? Alak. Bakayım. Çok tatlı yazmış ya. Akıyor. Anam yattın mı? Yatmadın. Ispak bir an. İlk buna başta saçma bir şey yazmış. Tamam mı? Ben de sıra altında çok tatlısın. Bence bu kadar tatlı olursan ömür boyu kalırsın bende. Bayağı bildiğin Hande'yi kafaya takmış bu Ercan. Ali ne yapıyor? Ya bana ne elden ki? Ercan... Ali'den vazgeçsin Ercan. Hayır mı? Bebeğim zaten ben Ali'den hiçbir şey hoşlanmıyordum ki. Bence sen hani Ercan'ın kanka manka öylesine dedin. Hani yakıştırılmamak için dedin. Kanka olduğu için değil, gerçekten kanka olamazsın. Ali selam ama... vermedi gelip ona bozuldu. Yo hiç de bozuldu. Ay saçma mı dedi, bak kızacağım sana da. Ne alaka? Ercan yanında mıydı o sırada? Yanındaydı, ne alaka? Ya, o yüzden vermedi bak, işte. Uyanık uyanık. Önce özellikle olan kazanır. Özellikle sana niye vermesin? Hey! Ne yapıyorsunuz aynanın karşısında ya? Aynanın karşısına geçip. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş gördük. Yavaş oğlum, yavaş ya. Oh. Ah, kutladınız mı Dongu? Bir şey sıkılmış ya. Yok. Ha, değil mi? Doğru. Şuraya bakıyorsun ya. Şurayı yapsana şöyle. Beyler merhaba, ne haber? Merhaba. Vallahi sıkıntılıyız Seda. Biraz şaşkınız aslında. Gong çaldığı için mi? Evet. Evet. Neden? Vallahi şaşırdık, bir anda afalladık, böyle bir arafta kaldık. Sevinelim mi, üzünelim mi, üzülelim mi? Dün eve girdi gong. Bir de evden çıkışımız falan yok. Böyle şafak iyice sıkıştırmaya başladı. İki haftamız kaldı falan. Büyük etki yarattı Seda. Ama ne sürprizler var, ne sürprizler. Hele kızlar çok şaşırdınız. Niye? Heyecanlanmadınız mı? Bizim tüylerimiz diken diken oldu yani. Çok zaten çalacağını ne çok biliyorduk yani içerideydi. Tüylerimiz diken diken oldu diyorsunuz ama tepkiniz çok böyle i̇şte, bir kaldınız. O yüzden donduk çok, böyle çok ne oluyor diye hepimiz onu böyle kollarımıza baktık. Evet. Ne yapacaksınız falan sonra. Bu aslında ne biliyor musun işte 9 ayın emeği. Bir anda o hep konuştuğumuz şey gerçekleşince dona kaldınız. Yani evet, o heyecan yaşadınız ama 9 ayın emeğini ve artık bu evden kimse gitmeyecek, kimse girmeyecek. Finale kadar beraberiz. Başka sürprizlerimiz olacak. Hayal kırıklıkları var. Eşi olmayanlar var efendim. Artık onlar bulabilecekler mi bu kısa süre içerisinde bilmiyoruz. Bu arada yeni damat adayımız Tankut, nasılsın? İyiyim Seda Hanım, siz nasılsınız? İyiyim. Beğendiniz mi yeni damat adayını? Ben talip olacağım. Şimdi evden kim gidecek, kim kalacak hep bunlar konuşuluyor efendim. Çift olamayanlar, var üzülenler. Beyler üzülen var mı? Yani. Yok. İşte
hani henüz çift olamayanlar varsa onlara sorulacak ikinci sezonda bu şansları bu evde devam edebilir. Birçok sürprizler sizi bekliyor önümüzdeki iki hafta boyunca ama en önemlisi izleyicilerimizin sizlere vereceği oylar. Şu defteri açıklayayım. O defter nedir? Yarınki yayınımızda geleceksiniz buraya. Damat adayları tek tek gelecek. Çift oldukları kişiyle birlikte çift olduklarını o deftere yazacaklar. Artık bu resmiyet kazanmış olacak. Ben demiştim. Bizim bir birlikteliğimiz var. Bizim bir ilişkimiz var. Bizim evlilik yolunda giden bir durumumuz var. Hayallerimiz bu. Düşüncelerimiz bu. Yapmak istediğimiz şeyler bu. Erkek aday gelin adaylarının evine gelecek, alacak adayını birlikte o deftere duygularını, düşüncelerini, hayallerini yazacak efendim. Biz de bileceğiz. Çift olmayanlar. Çift olmayanlar yazamayacak. Yazamayacak. Çift olmayanlar yazamayacak. Yapacak, becerine bağlı, bir günde belki bulursun. Neden olmasın? Sen yeter ki sen kısmetse olur. Düşlerin seni bulur. Sen yeter ki sen kısmetse olur. Kısmetse olur. Aşkı bul.